Süper final şampiyonluk grubunda artık nihayet sonuna geldik işin ve Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği maç. Yani şimdi açıkçası hani bu maça gelirken Galatasaray özellikle iç sahada kaybettiği puanları ki sadece 2 puan alabilirler kendi sahalarında şampiyonluk grubunda. Yani bu puanları çok arıyor ve hani bir anlamda ligi force etmişlerdi. Ligde rakiplerine göre çok daha iyilerdi. Hem Fenerbahçe'ye göre hem daha alt sıralardaki takımlara göre daha iyi bir Galatasaray izlemiştik. Ama bunu playoff sürecine yansıtmadılar. İki maç hani hem Galatasaray hem de Trabzon maçında gerçekten çok iyi futbol oynadılar. Yani rakiplerine karşı iyi futbol oynadılar. Bunun bir tanesi galibiyet getirirken özellikle iç sahada Fener'e kaybedilen maç bir anlamda Galatasaray'da da sinirleri biraz yerinden oynattı. Çünkü puan kaybetmeye başlayınca işte hakemlerle ilgili yorumlar falan filan derken Fatih Hoca da cezalı duruma düştü. Bütün bunlar Galatasaray cephesinde olumsuz. Yani saha dışı faktörlerden olumsuz etkilendi Galatasaray. Fenerbahçe ise artık işte yani bu şampiyonu çok önemsiyor. Şu anda kupada da finaldeler. Son maça kadar taşıdılar. Yani şöyle baktığımızda playoff içerisinde bir Trabzon maçı hariç iyi futbol oynayamadı Fenerbahçe. Ligde de zaten böyle bir iyi bir görüntüsü yoktu açıkçası. Ama ben yani puan olarak bu puanları alacaklarını düşünüyordum şampiyonluk grubunda. Ama futbol olarak ben bir üst seviyede daha Fenerbahçe izleriz. Daha iyi futbol oynayan bir Fenerbahçe izleriz diye bekliyordum ama bu gelmedi. Ya bunda tabii bazı faktörler var ama her şeyden önemlisi bence hani her şeyin kazanmak üzerine kurulmuş olması. Yani kazanmak dışında başka düşüncenin olmaması ve hani iyi oynamışız, kötü oynamışız falan bunların hepsinin bir kenara bırakılması burada etkili. Yani oyunu force edelim, 1-0 iken 2'yi atalım, 2 iken 3'ü bulalımdan ziyade kazanmak için oynadılar. Ve bu anlamda da başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Yani sonuçta tarihte kazananlar yer alıyor. O yüzden Fenerbahçe de bu maçı kazanıp şampiyon olmak istiyor. Yani ne diyelim, naklen yayın ihalesi sahibinden bu sektörün içerisinde yer alan herkese kadar herkesin nemalandığı bir süper final oldu. Herkes cebine paralarını koydu. Herkes mutlu, mesut, son maça kadar heyecan sürdü. Bu arada böyle gece yarısı çıkan kararlarla falan işler böyle tam bir sosyal mühendislik mantığıyla da çözüldü. Mümkün olduğu kadar siyasal iradenin isteğiyle de bu noktaya gelindi. Ama burada kaybedilen şey insanların birbirine karşı samimiyeti, sevgisi ve dostluğu oldu. Açıkçası hani değil aynı statta izlemek, artık insanlar, yakın arkadaşlar bile beraber maç izleyemez hale geldiler. Yani bunların yaşandığı bir memlekette şu kupanın benim için, yani benim nazarımda yani tenekeden öte hiçbir anlamı yok. Ve kimin kazanırsa kazanırsa, ki şöyle söyleyeyim, Galatasaray evet ligi force etti ama playoff'ta biraz daha kötü bir Galatasaray izledik. Kötü derken kazanamayan bir Galatasaray izledik. Mesela Fenerbahçe karşısında gerçekten iyi oynamışlardı ama kaybetmişlerdi. Futbolda böyle şeyler var. O yüzden dediğim gibi. Ama Fenerbahçe'de playoff'ta iyi konsantre olarak büyük maçları, hep söylerim, büyük maçları iyi oynar Fenerbahçe. Hep yine büyük maçları iyi oynayarak, puanları toplayarak bu noktaya geldi. Yani Galatasaray'ı yenerlerse de 6'da 5 yapmış olacaklar. O yüzden onlar da playoff sürecinde en azından bu başarıyı hak etmiş olacaklar. Yani açıkçası takımlara baktığımızda, oyunculara baktığımızda, oyuncuların hırsına, isteğine baktığımızda hakikaten ikisine de hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ı takdir etmek lazım. Galatasaray küllerinden doğdu. Yepyeni bir takım oldu. Bu noktaya, bu seviyeye geldi. Fenerbahçe çok önemli oyuncularını kaybetmesine rağmen saha içine baktığımızda iyi bir konumda kaldı ve şampiyonluğu son haftaya kendi evine kadar taşıdı. Bütün bunlar bu iki takım da takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii şöyle oluyor bu işler. Taraftarın sırtından geçinen, taraftarın üzerinden nemalanan, herkes nemalanmış oluyor. Yani bu boğazımıza kadar bir şeye batmış olarak oynadığımız bu ligin sonuna nihayet geldik. Umarım biter. Umarım kazasız belasız biter. Ama hakikaten bu ligi ben hani bir an önce unutulması gereken bir lig olarak düşünüyorum. Bu sene gerçekten yaşanmamış olsun isterdim bir futbol sever olarak. Ama bizim sesimiz artık çok fazla çıkmıyor. Çünkü sesimizi kıstırdılar. Diyorum hep başta iktidar olmak üzere. Yani bu Demirören zihniyetine, Demirören kafasına yol veren herkes bunun bence bir parçasıdır bu oyunun, bu tiyatronun. Ve bu tiyatro bu sene boyunca sürdü. Sonunda da geldik. Dediğim gibi kaybeden futbol oldu. Kazananın kim olacağından ziyade bence önemli olan bu. Ama saha içinde futbolcuları, tribünlerde taraftarların kendi kulüplerine duydukları destek ve tutku adına tebrik etmek lazım. Hepsini ayrı ayrı. Ama bu maçta hani kazananın çok bir benim nazarımda bir önemi yok. Maçla ilgili yorumumda, iddia da çok iyiler, paralar kazandı. Onu da söylerim, yani verdiğiniz paralarla çok güzel paralar kazandılar. Bunu da düşünün
diyorum sizlere. Maç karşılıklı gol şeklinde geçecektir. Benim düşüncem bu. Karşılıklı gol olacağını düşünüyorum. Daha garanti olarak. Onun dışında 3 skora da açık. İki takım da birbirini her türlü yani yenecek durumda. Beraberlik de Galatasaray'a yetecek. Böyle avantajları tabii ki Galatasaray'ın var. Biraz daha önde yani. 3 skordan ikisi Galatasaray'a yetecek. Bu Galatasaray'ı biraz daha avantajlı kılıyor ama ben yine de karşılıklı golü burada daha garanti buluyorum ve sizlere bunu tavsiye ediyorum.